Dilek ve Bahattin şu anda tekrar bizimle birlikteler. Nasılsınız çünkü yayından sonra? İyiyiz, teşekkür ederiz. Hatta daha iyiyiz. Daha, daha iyi olacağız. Dilek İnşallah. sen biraz içini döktüğün için daha iyi misin? Evet. Ha? Rahatladım biraz. Biraz rahatladın ama biraz daha... Her şeyi konuşamadık. Yani bazı şeyleri tabii ekranda da konuşamıyoruz. Sen de her şeyi... Ama şunu ben merak ettim. Ben senin görüntülerine baktım. Ee, eski görüntülerde saçın çok uzun. Evet. Çok güzel. Onlar bir gelsin ekranlara önce. Sonra neden böyle kestin bu hale geldi saçlar? Bu kadar kısaldı. İzleyelim mi? Ne zaman kestin saçlarını? Bir ay oluyor değil mi? Bahattin i̇ki ay, kesti İki saç. ay kadar ben, ben kestim evet. Neden kesti? Sinirlendi. Sinirlendi. Aynen. Neye sinirlendin? Olaylar, ortaya çıkıyor. Her şeye. Didem Hanım. E... Sen olayların hepsini bir ay önce öğrenmedin ama. Yok. Dilek son, bize, son, dakika, son, ben son... Dilek'le konuşacağım. Bize her şeyi tamam. anlatırsın. Olur anlatmanı rica ediyorum senden. Yani Bahattin de sana bir şey yaptıysa bize her şeyi anlatır mısın? Yok. Hayatım anlat. Korkmana gerek yok. Bunlar ortaya çıktı. Ko yani e, sen, çocuğunun babası. Aslında sana evet. sahip çıktı öyle biliyoruz. Evet. Saçını neden kesti? Sinirlendi. Evet. E, bunlar ortaya çıkınca 5 ay kadar falan oluyor zaten. 6 ay falan oluyor. Onda ilk başta da kesti. Üzüldün mü? E, tabii. Çok güzelmiş. Ben saç. bile üzüldüm. Ama çabuk uzuyor saçlarım. Uzatacak mısın? Bilmiyorum. Böyle yakışıyor diyor bana. Sen peki kendini öyle beğeniyor musun? Erkek gibi duruyorum şahsen. Çok güzelsin. Gözlerin var ya o gözlerin? Ama uzat istersen. Ben de uzun saçı çok sevdim. Uzat, olur mu? Bence tamam. daha mutlu olacaksın öyle. Hangi olaylar ortaya çıkınca Bahattin? Ne oldu? Niye saçını kesti? Ee, i̇lk başta bu. E, kaynarın... Bu arada özür dilerim. O sana o kabusu yaşatanların olduğu köyden. E, ...anlayın olacak. Evet. O köyden ne kadar oldu çıkalı? İki sene, ol, iki sene olacak değil mi? İki sene oldu mu? Aşağı yukarı. Saçını neden kessin? Saçını e, ilk bunları ortaya çıkarttığımda Hanım'la ikisi aynı anda geldiler. Hı. Bunları bana anlattılar. Tabii ben çıldırdım. Hepsini yani... Yok hepsini kesmedim ilk dedim. Hayır hayır yok yok. Önce şöyle kesmişsin biliyorum. Önce öyle kestim. Sonra daha da farklı Kişiler, şahıslar ortaya çıktı ve daha sonrasında tekrardan benim abimin babine tekrardan erkekler girdi. Nasıl yani? Açıklasın. Oh. Evlisiniz, çocuğunuz var. Evet. Evet. Hı. Anlat. Bırakıyorlardı evet, madde bırakıyorlardı. Onu alıp kullandığımda, evet aldım. Aldın, kullandın. O sırada yine seninle... Evet. Seni sattılar mı orada? Bu kez de kocana ait bağ evinde seni sattılar. Kim? Annen mi yaptı yine? Evet. Of ya Dilek. O sırada siz kaç aylık evlisiniz? Bir buçuk senelik işte. Çocuk da var. Çocuğumuz vardı evet. Ablamdaydı çocuk. Oo. Bu olaylar... E, karataş... Çocuğun var ki çocuk doğduktan sonra da mı sattılar seni? Ben neler yaşadım dedim hanım. Sen de Dilek'i cezalandırdın. Saçımı kes. Kendisi çok sever saçlarımı normalde. Evet. Ama saçlarımı kestikten sonra giri yerden kendisi topladı tek tek. Tek tek. Ne yaptın? Nerede saçlar şimdi? Sinirlendikten sonra giri attı tabi Çöpe attı. Evet. Saç seni saçın. Yaşadın. Hayır. Şimdi Aklı oldu biraz başına geldi ama için... ondan sonra. Hı? Galiba saçlar alıyordu aklını. Öyle ben... Ay, olur mu bu Bahattin, ee, hani, yaptığının hani hata olduğunu şey, kabul hayır, hayır. Özür diler misin hayır, ondan? Hayır. Diledi ba zaten. Ha, ben, ben de, ben oh de buradan duymak şöyle istiyorum. Şöyle söylüyorum. Bahattin. Bahattin, Bahattin, Bahattin. Türkiye'nin önündeyiz. Türk evet. kamuoyunun önündeyiz. Bir herkesin önünde çok ağır şeyler yaşamışsın. Dilek senden çok daha ağır şeyler yaşamış. Bunu kendi iradesiyle yapmadığını söylüyor. Lütfen e, Dilek'ten özür diler misin? Dilek'ten özür diliyorum. Zaten daha önce de diledim. Hı hı. Evet. Çoğu Çünkü ben diledim. onun saçlarını da çok seviyordum. Evet devamını yatarken okşayıp yatıyordum. Tarıyorduk ama bu olaylardan dek dek. sonra önce buradan kestim. Hı -hı. Sonra bir defa daha Bavinde aynı şekilde bu olayları yaptığı zaman bir daha kestim. Çünkü ben bir daha, saçı, daha saçı yakalarsam... saçı öyle, bak ben burada seni gördükten sonra bir de e, yapılan sen yapılan report'lar önce ben burada seninle karşılaştım ama her türlü bilgi bana geliyor. Fotoğrafları gördüm önce. sonra yani senin kısa saçlı halini gördüm. Dedim ki saçları böyle olan insan saçını bu kadar Çok kısa asimmiş. hemen kesmez. Ben gönderdim Didem Hanım fotoğrafları Biliyorum biliyorum sen gönderdin. Teşekkür ediyoruz. Ya sen getirdin zaten. Evet. Evet. Seni suçlamıyoruz. Sadece yaşananları anlamaya çalışıyoruz. Ama onu cezalandırma. Olur mu? Yapma artık. Tamam. Bu saatten sonra zaten öyle bir şey kalmayacak. Çünkü her şey bütün gerçekliğiyle çıkacak ortaya. Evet, peki şöyle. Mutlu bir şekilde gideceğiz. İnşallah. İnşallah. Çünkü sana bunu yapanların Adalet önüne hesap vermesini istiyorsun. Evet. Çok da haklısın. Evet. direkt e, diyorsun ki 12 yaşı 12 yaşım hatırlıyorsun. İlk sana istismarda bulunan e, köyde e, kişi kimdi? Kulağınıza söylesem olur mu? Kulağıma. Geliyorum yanına. Bir mikrofonları kapatalım. Kapat. 12 yaşındaydın. Kaç yaşındaydın o zaman? 12 yaşındaydım. Allah'ım ya. Oh. 12 yaşında mıydın? Allah'ım. Peki kimseye söyledin mi? Hayır. Kimseye söylemedim. Zaten biliyorlar bunu. Önce biri yaptı. Sonra diğeri. Sonra diğeri yaptı. Hı -hı. İlk yapan kişi diğerini mi söyledi? İlk yapan kişi sonra annem diyene söyledi. Peki sonrasında bu olay e, aile içinde gerçekleşmiş. Evet, onu söyleyeyim. Bu kadar bir bilgi vereyim size. Ee, sonrasında peki 12 yaşında bu olay ger gerçekleştikten sonra sen bunu o sırada okuyor muydun peki? Evet. Öğretmenlerine söyledin mi? Hayır. Söylemek istedin mi? Hayır. Söylemedim. Sonra peki madde ilk sene kim alıştırdı? Ya ben çok üşüdüm. Şu klimaları iyice anlattıkları da iyice içim çok ürperdi yani. Kötü ne oldum. Hissetti. Hı, çok kötü oldu. Ne hissetti? Ne, ne hissettin peki onu bir anlatır mısın? İlk onu yaptıklarında sana. İlk başta kendimden geçtim. İlk bir şey içirdiklerinde, madde içirdiklerinde. Yok ilk olayı yaptıklarında sen peki yani bunu sana yapan kişi ailenden biri. Evet. Diğeri de daha yakınından biri. İkisi de çok evet. yakının. Evet. Çok yakınım. Bana bunu neden yapıyorsun diye sordun mu? Söyledim. Anneme de gittim söyledim. Ne çok... dedin annene Serpil'e? Anne dedim neden böyle yaptınız dedim. O yine yapacağız dediler. Oo. Tekrar yapacağız dediler. Tekrar yapacağız dediler. Evet. Neden tekrar yapacaklarmış? Seni bir... Bilmiyorum. Neden yapacaklarını, tekrar yapacaklarını bilmiyorum Şahsen. Ya <laughs> Dilek çok... nasıl hissettin? Çok pardon. Tabii. Nasıl hissettin böyle bir şeyi yaşayınca? Maddenin etkisi geçtikten sonra çok ağladım. Önce madde veriyorlar sana. Madde, peki onlar da kullanıyorlar mı aile üyeleri? Evet. Anne? Kullanıyor. Abim? Kullanıyor. Baban? Kullanıyor. Kız kardeşin? Onu hiç görmedim. Sinem değil mi? Hı hı. Erkek kardeşin diğer? Benim bir tane erkek kardeşim. Bir tane erkek kardeşim. Siz Hı -hı. iki pardon özür dilerim. Sinem var, abim var, sen varsın. Sinemi bilmiyorsun. Sinem kaç yaşında şu anda? Şu an 15 yaşında diyebiliyorum yani. Sana bunu yapan kişi Sinem'e de yapmış mıdır? Yapmıştır. Yaptı yani. Yaptı. Evet. Ona da yaptı. Evet. Kaç yaşında yaptı? Sen i̇ki daha... sene sonra. Benden zaten iki yaş küçük kardeşim. Yani o da 12 yaşına geldiğinde Onlar da yine aynı şekilde iki kişi. Evdeki iki kişi ona yaptı.